Ya. Selam karides kebabı varmış sizde. Baş. Hepinize merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda Alicante ve ayı kostümü ne alaka? Benim Alicante. Ya bir ayı olduğunu biliyordum da yani bu kadar belli etmene gerek yoktu açıkçası. Hadi ama tüm gün boyunca ayılarla anlaşma yapmaya çalıştım ama hiç şansım yok. Bana favori turtamdan yapabilir misin? Çok acım. Alicante'nin favori turtası neydi ya? Ayılar ne sever ki? Anzak balı var. Anzak balı yer misin? Sana anzak balı pizzası yapacağım. Anzak mıydı? Neyse. Ya Alicante'nin sevdiği şeyi nasıl unutabilirim? Nasıl unutabilirim? Tabii ki de sosisli ve sucuklu pizza. Asla. Bu arada ben yanlış fırını kullanıyormuşum. Bana yorumlarda söylediniz. Teşekkür ederim bunun için. Aa, yanlış yere koydum. Ya aman ya. Üf. Neyse, belki bir zazım siparişi gelir de ona kitleriz böyle. Neyse arkadaşlar, şimdi bu şeyi düzelteceğim. Bu pizzayı, aman bu fırını düzelteceğim. Yine benim şeylerim şey yapmaya başladı. Konuşamamaya başladım. Ayıya dönüşüyorum galiba gitgide. Neyse, şimdi şu durum var. Şöyle bir durum var. Bakın, şöyle bir durumda karşı karşıyayız. Bir tane hırsızlığımız var biliyorsunuz ki. Yani arka sokaklar bölümü şeklinde ilerlediğimiz için... Daha iyisini yapabilirdin tabii. Ha, övecekti de övmedi. Neyse, hadi senin kişiliğine veriyorum. Sırf çok aç olduğum içiyorum. Tamam, teşekkürler. Neyse, o kadar çok şey var ki tıklamam gereken. Şu an hangi birini yapacağım? Bir bahçeye geleyim ya. Yemin ediyorum dikkat dağınıklığı şeyi yaşıyorum. Koması yaşıyorum. Neyse, şunu da toplayalım da. Sonra şey yaparız. Yatak boş. Nevresimini değiştirip öyle bahçeye ekim yaparım. Tamam artık, bir bildirim çıkmasın ya. Bir vallahi çıkmasın. Pizza o kadar güzel ki gözlerim yaşardı. Hala gelmem gereken konuya gelemedim. 3 margarita var. Bir dakika Zazum. Fırından sonra düzelteceğim. Hırsızı arıyoruz arkadaşlar. Yani Alicante'nin dükkanına gitmiştik ve ayılarla alakalı bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Hah, arka sokaklar bölümü şeklinde ilerliyoruz. Yani arka sokaklarda buluyorlar herhalde şeyi, katili ya da işte her neyse suçluyu, hırsızı. Ben burada arıyorum hala. Ya sana kıyamam. Senin tohum torbası ile ilgili. Çaldın mı? Sen çaldın. Sen yaptın. Hayır, elbette hayır, bir hataydı. Octavia Zarena da bana incir tohumları vereceğine kabak tohumu vermiş. Bir süre hiç fark etmemişim. Octavia kimdi? Octavia kimdi? Aa, Octavia bu mu? Bütün işin arkasında bu mu var yoksa? Cicero'da da bildirim var. Neyse. Bakacağız. Yani hata yapmış. Öyle mi? Ayılara geri vermeme izin vermeden direkt dükkanıma saldırdılar. Ayılar biz ne alaka diyecek şimdi. Senden incir istedim çünkü müşterilerim için elimde hiç kalmamıştı. Beni geçen gün tohum torbasıyla ilgili sorguya çektiğinde kabak tohumlarını ancak fark ettim. Ayıların ilgisini çeken şey de bu. Ayılar kabak tohumu mu yiyor? Ayılar dükkanımı rahat bıraksınlar diye onlara kabak tohumlarını vermeye çalıştım ama anladıklarını zannetmiyorum. Bıraktım kabak tohumlarını, sen al. Ben istemiyorum. Belki de ayılar artık senin dükkanına saldırmaya başlarlar. Ya senin şakacı şey. Tebrikler. Kabak kazandım. Tebrik ederim. Kendimi tebrik ediyorum. Artık kabağım var. Ha, geldi bu da hırsız yani. Azılı. Ben de sana yardımcı olacak bir şey var. Hamburg Okul Gazetesi. Hamburger yapacağız zannettim bir an. İçinde Cicero ile ilgili bir yazı var. Cicero onların en başarılı mezunlarından biri. Artık gidecektim ama biraz açım. Bana bir turta yapabilir misin? Ne? Ne olursa, ha tamam, iyi. Şimdi bana böyle bir bilgi verdiğin için sana şefin spesiyelinden yapmak istedim. İçimden geldi tamamen. İçimden geldi. Heh, malzemeyi bir an kendi yaptığım spesiyeli unutacağım zannettiniz ama yanılıyorsunuz. Unutmadım. Al bakalım. Vay canına, kalın hamur çetesinde bir sürü müthiş fırıncımız var. Yine bir övgü aldık, harika. Aa, gazeteye bak. Çok hızlı tıkladım. Sen de kimsin? Pizzarama zaferimi duyduğunuzu düşünüyorum. After party'ye davet ederdim. Utançtan kurtaracağım. Tebrikler. Sen ve Parker büyük ligdeki bizlerle boy ölçüşemezdiniz. Hiç hatırlamıyorum olayı. Tamam, anladım. Ay, bana bir müsaade edin, bir şey bakacağım ya. Koleksiyonda mı acaba? Ha? Şu gazeteyi bir okuyayım ya. Cicero şimdi başarılı ama hamur tepesine zor zamanlar geçirmiş gibi gözüküyor.
Alicante'nin dükkanıyla Cicero'nun dükkanına uğrayacağız gibi gözüküyor. Dansım. Ha, bu dans etkinliği vardı. Önemli değil ya. Çok etkinlik var arkadaşlar. Ben gerçekten bir de etkinlikler süresi sınırlı ya. O yüzden şey yapamıyorum yani. O olay beni çok şey sinirimi bozuyor. Süre sınırlı bir şey, yetişmem gerekiyormuş gibi. Hala dans ediyor diyor. Olayı da Battle Pass'a çevirdiler. Sen ve Parker'ın kazan... Allah kahretmesin ya. İyi ki kazanamamışım de. Çok şey yapan varmış. Aa, herkes kaybettiğimi hatırlatmaya geldi. Ha, bir sen eksiktin. Bugün günlerden de biliyor musun? Fikrim yok. Bugün yıllık plaj keyfi çılgınlığı Bonfire Festival'in ilk günü. Yo, son günü. Bugün bitiyor etkinlik ben bu videoyu çekerken. Sörfçüler yılının en büyük eğlencesi. Harika. Sen daha erdemli yapabilirsin, daha emin. Nasıl? Çocuklar ve ben iştahlıyız. Şehirdeki en iyi fırıncı olduğuna göre bize sahile birkaç pizza çevirebileceğini düşünüyorum. Var mısın? Yokum ama başka seçenek yok. Geleceğini biliyordum. Şartım var. Avokado, bir sürü avokado. Merak etme, avokadoyu diğer tüm malzemeyi bedava vereceğim. Hazır olana... Yok Steve, sağ ol. Ya arkadaşlar bir durun da oyuna başlayayım ya. Allah'ım yine bir akşam yemeği için bir yarım sucuklu pizza istiyorum. Diğer yarımını da sosisli pastırmalı yap. Yarınki kahvaltıda işin içinden çıksın. Mantıklı. Bu arada bazen pizza sipariş ederken kalanı sabah kahvaltıda da yediğim olabiliyordu yani. Gerçekten bu olay oluyor arkadaşlar. Yani yarım sucuklu pizza, diğer yarısı da sucuklu pastırmalı mıydı? Sosisli pastırmalı. Tamam, unutmadan şunları yapayım. Geri kalanın bir önemi yok. Bir güne başlayamadım ya. Yemin ediyorum. Ay, sürekli birileri uğruyor. Üzüldüm. Üzülme. Ne yapmışım? Çok iyiyim. 11 elmasının kalması dışında sorun yok. Şunlara gideceğim. Ay, her şeyi ne yapacağım? Kabağım nerede? Kabak tohumu var. Yetiştireyim bari. Boşuna mı şey yaptım ben? Tohumlar, malzemeler. Dur. Tohum. Tohum alayım. Alamıyor muyum? Neyse, diğer ekranda alırız kabak. Belki satın alınabiliyordur. Devam edelim. Sakin. Şefin spesiyel işi. İki tane mi istedi acaba? İki tane. İki kere söylediğine göre iki tane istedi. Bak, ben bu müşterileri artık böyle ruhunu biliyorum ya. Müşterilerin ruhunu tanıyorum. Okuyorum yani müşterilerimi. Bizim için, yani benim için bu dükkanda her zaman müşteri deneyimi çok önemlidir. Her zaman müşteri XP kazanmalıdır burada. Al. Git. Gidin ya, araştırın. İki karbonatlı pizza diyormuş. Karbonara. Yumurta kalacak, patlıcan olacak. Çok iyi anladım. Ne? Peynirli pizzaya pastırma. Pide olsa... Ya sana pideyi sormuyorum. Konuyu karıştırma şimdi. Peynirli pizza, pastırma ve patlıcan. Özet. Paragrafta anlatılmak istenen şey nedir? Patlıcan ve pastırma. İğrenç diyeceğim ama videoya yani aç tok arasında başladığım için yavaş yavaş ha, iki tane istiyorum, bir dakika. Al. Ya, inç doğru yapıyorumdur. Ben de diyorum niye bu fırını? Neyse, bakacağım ama. Yani yorumda görmüştüm, hatırlıyorum önceki pizza şeyinde. Gün bitmeden de gideriz yani. Bilmiyorum, pesto işi bana yaş geldi. Ben hamsilerimi pizza sosuyla istiyorum onun yerine. Çok pişmiş olursa sevinirim. Hamsili pizza istiyorsun yani. Buradan anladığım şey bu. Yani hamsinin de mevsimi değil ama sen bilirsin. Al. Aman bana ne ya? Kim ne istiyorsa istesin. Bana ne? Bana ne? Al. Herkes mutlu. Ben de mutluyum. Takmıyorum artık, müşteri ne istiyor? 18 sosisli, 9 incirli, 6 dilimli pizza istiyorum. İncirler yalnızca bir yarısında olsun. Yemin ediyorum. Yani şu an kaçıncı bölümdeyiz? 99 mu, 98 mi, 100 mü? Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Böyle bir şeyi ilk defa. 18 sosis, 9 incir, 6 dilim. 18 sosis, 1, 9 incir. Koyamıyorum ki. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ha, iyi. 6 dilim pizza. 18 sosis, 9 incir, 6 pizza. Zaten öyle oluyor yani, yarı yarıya. Bana niye sayı veriyorsun ya? Kafamı niye karıştırıyorsun? Nasıl bir şeysin sen, manyaksın? Ay, bu fırını fırlatıp atacağım şimdi.
Yemin ediyorum bu fırını fırlatacağım, atacağım. Ya. Selam, karides kebabı var mı sizde? Var. Var, karides döneri de var, karides kebabı da var. Ne malzemeleri? Sonra kıtırlık için soğan, topraksı tat olarak da mantar. Anlıyorum. Anlıyorum. Soğan, mantar. Mantar. Ha. Şimdi ben şeye gidiyorum. Dur, şeye gidelim. Şunları bir ziyarete gidelim. Hazır beynim yanmamışken. Bir gidelim. Alicante'ye mi gitsem, Cicero'ya mı gitsem? Alicante'yi daha çok seviyorum. Daha içten hani olduğu gibi. Ne var? Şimdi ne olacak ufaklık? Şu gazeteyi sorayım bir. Ve pizza arkeliği olarak Cicero'nun ailesine gururlandığını görmek güzel. Tamam. İşimiz bitti mi? Buralarda tıklayabileceğim bir şey yoksa eğer işimiz bitti. Her seferinde belki bir şey çıkar diye bakıyor. Aa, kağıt çıktı. Hey! Kağıt çıktı. Bu soruşturma işinden bıktım, artık gitmelisin dostum. Aa! Sana ne? Aa, bakalım ona yardım edebilecek miyim? Gidelim bakalım. Gideyim ya, elması neyse veririz. Hey, sana nasıl yardım? Senin dükkanını. Tam bunun için iyi bir zamandır yeni tarifler deniyordum. O yüzden içerisi biraz dağınık. Güzel. Evet, yeni bir menüyle dükkanın reklamını yapmak istiyorum. Malzeme olarak incir harika ama yine yeterli değil. Tamam. Her neyse, yeni tarifim için fırını kontrol edeyim. İstersen sen daha sonra uğra. Allah Allah. İstediğim zaman uğrarım. Araştırma yapıyorum. Kesin bir şey karıştırıyor bu. Dur, çekip gönder. Şş, gazeteyi sorayım. Bir dakika, bunu nereden buldum? Yardım aldım. Hamurda pek arkadaşım yoktu. Olanlar da bilirsin. Herkes büyüyüp bir yerlere dağıldı. Tamam. Sonunda her şey yoluna girdi. Ne olduğunu anlamadım ama neyse, okumadım belki de. Zamanım çoğunu ders çalışarak geçirdim. Bu da kariyerimde etkili oldu. Dükkan nasıl gidiyor? Dürüst olmak gerekirse bir süredir sıkıntı yaşıyoruz. Yeni gelen müşteriler iyi oluyor ama yine de ayın kirasını çıkarabilmek için daha çok para ihtiyacımız var. Anladım hocam. Dükkanı araştırmak istediğini biliyorum ancak şu anda... Ne zaman uygun mesela? Sana ne zaman uygun olur? Tarifleri kontrol edip bitirdikten sonra sana ne zaman ziyaret edebileceğini haber veririm. Allah Allah. Allah Allah. Hamur tepesine zor zamanlar geçirmiş olmalı. İtiraf etmeliyim ki o ayı kostümü çok başarılı olmuş ama ayılarla arkadaş olabilmek için hamuru çalmış olabilir mi? Allah, her şeyin hayırlısı. Alnımızda ne yazıyorsa o. Ben vejetaryenim ama arkadaşım Barbie var. Sadece et yer kendi. O zaman al. Çok uzundu. Ben de yapay zekadan yardım aldım. Kelimeler kifayetsiz. Kifayet ne demek acaba? Hiç düşünmemiştim. Mükemmel yapılmış vegan pizza. Ah. Çok hatırlayamıyorum malzemelerini. Megabyte sağ olsun. Robotlar sağ olsun. Robotuma sağlık. İki tane Supreme pizza siparişi vermek istiyorum. Ama birinin yarısı sucuk olmayacak. Ve o üşendiğim şeye başlıyoruz. Birinin yarısı sucuk olmayacak dedi. Şunun yarısında olmayacak, bunun olacak. Böyle devam edebiliriz. Evet, tarifimize gelelim. Gelelim ve Supreme'de mantar, soğan, sosis, zeytin, mantar, soğan, sosis ve zeytin. Biter. Ay, bu iş biter. Bitti. Bu iş bitti. Ha. Yarısına sucuk yok. Başka yerden pizza almak için çok... İyi mi oldu, kötü mü oldu? I don't understand. Yarı tavuklu, yarı deniz mahsulü pizza ne dersin? Hayır. İki tarafına türüf mantarı koy. Her yemeği yüceltir. Kokusuna bayılıyorum. Yarı tavuklu, yarı deniz mahsullü. On üzerinden 10. Pastırmalı jalapenolu börek yedin mi hiç?
şey değil mi o ya? Paçanga. Yani normal biber gerçi. O kadar güzel bir şey ki keşke sizde de olsa. Duydum ki pesto ile güzel gidiyormuş. Yanlış duymuşsun. Kötü gidiyor. Pastırmalı, jalapenolu, pestolu. Pastırmalı, jalapenolu. Aha. Tamam. Pestolu. Ay şuna şu an 7 şey veremeyeceğim. 7 dolar. Her seferinde dolar çarpı yani fazla oluyor. Lotoyu tutturursam senin kendi özel aşçımı yapacağım. Sana o loto yetmez senin özel aşçın olmam için. 2 pizza, 1 mantar, 1 soğan. 2 pizza, 1 mantar, 1 soğan. Yaptım. Yaptım. Evet. Evet, bu doğru. Üf, çok yavaş bu da. Ay bitince uyandırsınız. Bu fırının son kullanma tarihi geçmiş. Fırında bir sorun var. Ay bugün nasıl bitti ya? Daha bir gün oynadım. Bir gün oynadım. Bütün beyin gücümü aldı bu müşteriler. Ya 5 dolar, 3 dolar. Yani bu arada pardon 6 dolar, 4 dolar, 8 dolar. 6 dolar ve ooo müzikal etkileşimli cennet şelalesi. 3 dolar verip cennet şelalesi almak ister misiniz? Bu kadar mı yani, bu mu? 7 öge. Güne batan çiçekler gibiyiz. Animasyonlu soda masko. İnanılmaz. Neyse böcek spreyimizi yapalım. Aa güzelmiş. Bak bu güzel bir tasarım. Bu daha da güzel bir tasarım. Ama 3500'üm yok şu anda. Whatever diyor ve güzel şeyler gelmiş. Hindistan cevizi ağacı mı? Ay bir göremiyorum. paramı harcamamalıyım. Paramı biriktirmeliyim. Tezgah bölgesi ögeleri. Tezgah. Şimdi bir tezgah. Fırınım nerede benim ya? Mutfak. Fırın, tropik fırın. Isıtıcı fırın. Yo, altın fırın var bende. Allah Allah. İyi fırın yani. Her şey tasarım yapmışsınız, çöp kovasına yapmamışsınız. Altın pizza kesicim de var. Her şeyim altın zaten. Aa, gün batımı kutusu. Ya yazında şöyle yapmayalım mı? Dayanamayıp yine ben galiba para biriktireceğim dedikten sonra ben. Şimdi şey yapalım. Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Gelin. Gel gel. Gel. Masa. Tamam. İkna oldum ben. 590'a ikna oldum. De duvarları yenilersem. Güzel ama ya. Bu da güzel. Ben de olanlarla şey yapsak ya. Bende de bayağı çeşit var yani. Şöyle tuvalet gibi yapalım. Çok sevemiyorum o tarz. Bu ferah oldu. Bayağı şık ve ferah oldu. Şık ve ferah mı olsa acaba? Bence sonraki güne geçebiliriz. Sırada za gerçekleri. Merhabalar za dostlarım. Neymiş? Eski Mısırlıların pizzaya benzeyen bir yemeğe bayıldıklarını biliyor muydunuz? Adı staititai. Zeytinli, otlu ve baharatlı bir gözleme. Sucuk ama ona sorun. Troll mü gerçek mi bilemedim. Araştırmaya da açıkçası üşendim birazcık. Ver getir kargoları. Bayılıyorum alışveriş yapmaya ya. Bayılıyorum. Pizza o kadar iyiydi ki beni gıda komasına soktu. Yeni uyandım. Günaydın. Geç uyandın ama bitti. Trüf. 3 tane trüflü pizza. 42 dolar. Yaparız. Yaparız.
3 tane trüflü. Aa, bir zamanlar kimsenin bilmediği bu kabakları şimdi hepinize dağıtacağım. Bu hata yalnızca bana ait. Sorun yok. Halkın artık bu malzemeden haberi olduğu için onları memnun etmek adına tüm fırıncılara kabak tohumu satma yetkisi vereceğim. Teşekkürler. Hırslı bir an önce yakala fırıncı, intikamımı almak istiyorum. Merhaba fırıncı, mağazada kabak tohumu satıldığını biliyorum ama çok yoğun olduğum için yetiştirme fırsatı bulamadım. Evet. Benim için 300 kabak yetiştirebilir misin? Lütfen bana çok yardım dokunur. Tabii ya, ben zaten şey böyle yani, burası yardım derneği kuruluşu. Teşekkürler teşekkürler. Hazır olduğuna dükkanıma uğrayabilirsin. Ha, diyor ki yani benim dükkanıma uğrayabilirsin ama 300 kabak yetiştirirsin. Seni kabak kafalı seni. Kabak tadı vermeye başladı bu iş. Bu iş kabak tadı vermeye başladı. Supreme pizza alabilir miyim? Ama domates soslu değil, pesto soslu. Tamam. Bugün müşterilerime çok iyi davranacağım. Ne derlerse tamam diyeceğim. Supreme pizzanın zaten malzemelerini az önce balık hafızama, balık olmayan hafızama eklemiştim. O yüzden hemen istediğini o müşteriye harika bir şekilde vereceğim. Trüf malzemem çok az kalmış. Trüf pahalı bir malzeme. Hatta bayağı fiyatı arttıran bir seçenek. Tadını bir kere denemiştim gibi yani, böyle mantarı zaten sevmiyorum de böyle özel bir ekstra. Benim fırınım niye altın değil ya? Ben altı seçiliydi. Ben ana altı seçtim. 6, 7, altın. Niye fırınım benim altın gibi gözükmüyor? Bir daha şey yaparım. Seçme yaparım yani. Seçerim seçmem. Tiki çıkarır kaldırır koyarım tekrar. Hayatımın geri kalanında... İyi ama affedersin, bugünkü maç için pratik yapıyorum. Patlıcanlı bir pesto pizza iki kere fırından geçir. Tamam. Patlıcanlı pesto. İkisi de P harfiyle başlıyor. Aman ne kadar hoş. Zucciciçi. Al. Al ve git. Woman. Git buradan. Al ve git. Hızlı sucuklu ve ananaslı peyniri pesto. Ne kadar fazla malzeme söyledin. Hızlı sucuklu ananaslı. Kusacağım. Ya bu pizzaya ananas ve hamsi falan geldiğinde ben böyle gerçekten şey yaşıyorum ya içimde. Zehirlenme yaşıyorum. Gıda komasını düşüncesel olarak yaşıyorum. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama siparişlerde hiç hata yapmadım galiba. Sanırım pizza ustası olma yolunda emin adımlarla ilerliyorum. Peynirli bir pizza istiyorum. Üstte soğan ve sucuk olan, çok pişmiş. İki kere de fırından geçirmedim galiba. Umursamadı. Müşterilerimi çok seviyorum. Onlarla harika anlaşıyoruz. Soğan ve sucuklu olan. Al. Pesto dedin mi sen ya? Yok. Kim dedi onu? Allah kahretmesin. Ben yanlış koydum. Zaten para harcamış. İyi ki yanlış yapmadım dedim ya. Bir başta yapmıştım gerçi. Peynirli pizza. Üstte soğan ve sucuk olan. Cümleye tersten ve sondan başlıyor. Diğer zazum yapmayacağım. Ya parası harcadığım emeğe değmez açıkçası. Bir domatesli bir bilmem ne. 3 dolar 5 doların hesabını yapmaya gerek yok arkadaşlar. Yani 1000 dolarımız vardı. Sonunda tavuklu sezar salatası. Sos yok, bana hamurun üstte peynir tavuk hamsi ver. Fesleğen yerine marul. Marul yok bu arada. Nasıl çıkıyor? Sos yok, bana hamurun üstüne peynir tavuk hamsi ver. Sos yok. Şu an biraz ciddileşeceğim. Hamsi tavuk. Fesleğen istiyor galiba yani. Biraz daha dikkatli okursam fesleğen istediğini anlayabiliriz. Yani çünkü marul yok. Bende marul yok yani. Bu da ne istediğini bilmiyor. Bilmiyorlar. Gel. Hadi git. Hadi başkalarını yapmayacağım valla. 300 kabak yetiştirmedim ki ben. Bak yetiştirmemişim daha. Gidip kabak tohumu alacağız bir de. Kabak tohumları var. Tamam. İyi. Kabak tohumu alacak kadar paramız var. Zeytinli sucuklu pizza. Ekstra. Kim umursar ya? Peynirli sucuklu pizza.
Zeytini sucukluymuş. Al. O şu arkası güzel oldu ya. Böyle bir yaz havasına girdik. İyi dostum, gayet iyi. Yarı sucuklu, yarı sosisli pizza yapabilmem, yapabilir miyim? Peynir olmasın peki. Nasıl isterseniz. Pekala. Al. Ya 2 dolar bahşiş mi olur ya? Şöyle 30-40 dolar bahşiş verseniz ekmek arası canlı. Ha, pizzacı mıyız? Bana canlı. Ya bu oyunda pizzacı dışında bir şey yok yani. Ama sen bilirsin. NPC'ler bile şaşırdı. Pizzacı mıyız? Jambonlu pizza. Pizzacı. Pizzacıyız herhalde. 7 kuşaktır biz pizzacıyız. Jambonlu pizza. Bazen de böyle oyundaki müşteriler o kadar kafamı karıştırıyor ki basit bir sipariş geldiğinde şey oluyorum. Dehşete kapılıyorum. Nasıl ya? Basit mi? Kesin bunda bir şey vardır falan oluyorum. Böyle ters şey psikoloji yaşatıyor bana. Bana ters psikoloji yapıyorlar oyunda. Kimse benim ters psikoloji tarafımı görmesin falan. Sabahları detaylara geçiyorum. Demek istediği şey, özet geçiyorum. Pastırma, sosis, yumurta yerine de büyük ihtimalle patlıcan istiyorlar. Pastırma, sosis dedi. Bir de başka bir şey demedi yani, normal, standart. Başka bir şey belirtmediği için bunlar da var olarak varsayıyorum. 7 dolar versem mi? İyi para kazandık ha. O trüflü mantar mantıklı oldu. Hanım silahımı getirdim. Sen çocuksun ya. Hanımın olamaz ki senin. Maderen olabilir anca. Bana ekmek karides kokteyli lazım. İkisini birleştirsek. Karidesi pizza demek istiyor galiba. Çok daha üzerinde durmayacağım gerçekten. Böyle yapınca hayat çok daha basit, çok daha kolay ve çok daha keyifli. Bana ne? Ne dert edeceğim ya? Ekmek karides kokteyli. İnşallah. Neyse, çok overthinkistan'a gitmeyeceğim. Aynen. Böyle ya. Böyle. Hiç buğday hamurlu peynirli pizza. Vallahi oraya okuyamam. Gider kitap okurum onun yerine. Selam, sucuk pizza istiyorum ama tarafında sucuk olmasın. Domates ya, kısacası bir tarafında sucuk olan pesto soslu bir sucuklu pizza yani. Benim de kafam karıştırdı. Yani hanımefendinin demek istediği şey bu. Ve ben de bu hanımefendiye istediği şeyi vereceğim. Haydi yalla. Yalla sıradaki. Hadi. Bekleme yapmayın. Bekleme yapmayın. Yapma. Hiç iadem yok. Tamirat, fırın tamiratı, ısıtıcı ne ya? Isıtıcı tamir. Oho. Kabak tohumu. Ben nasıl yetişeceğim ki kabağa? Ha. Bayağı bir kabak tohumu almam lazım. Oyun evde süre şey getirmişler ya. Tohum satışı. Tohumlar. Tohum satışı. Kabak ver. Ver. Oha. 75 dolar mı? Ekecek daha çok yer. Toplu tohum satışları gelmiş. Daha fazla dolma biber yetiştirir. Kabak için olanı alsam daha karlı çıkarım. 75 verdim az önce çünkü. 300 kabak yetiştireceğim bir de. Ha, şu şeye gelecektim bir de, yükseltmeler, fırın. Seri fırın. Bak, aktifleştir dedim bir daha. Geniş tezgah. Premium. Yok, diğer simadım. Gel. Ha, mutfaktaki de şey ya. Altın olabilir mi fırının? Teşekkürler. Bug'a girdi bence. Neyse arkadaşlar, bu bölümü burada bırakıyoruz. Ama hikayede bir sonuca doğru ilerliyoruz. Buna çok sevindim. Beklemiyordum yani. Çünkü bazen nerede ne yapacağımızı çok böyle kestiremiyor. Neyse, kestiremiyor olabiliyorum.
Ama çılgınlar gibi bir bölüm geçirdikten sonra burada noktalama kararı alıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmezseniz pizzalarınız yanık gelir falan diyormuş. Neyse, videonun sonu. Bay bay.